Dostlarım 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 selamlar herkese yeni bir gün yeni bir video bugün birazcık daha iyi bir piyasa gördük sanki yani en azından ortada bir piyasa vardı bu hafta çünkü gerçekten kötü bir piyasayız izliyorduk. bugün birazcık daha dengedeydik ve artık umarım yarın da pozitif bir piyasa görürüz yani dün eksi birdik bugün sıfır olduk yarın da artı bir olmamız lazım diye Düşünüyorum yarın güzel bir hafta kapanışı bekliyorum. E, zaten dün de söylemiştim hissiyatlarıma, e, beklentilerime dair. E, yarın bunu taçlandıracağımızı ümit ediyorum arkadaşlar. MA20'de güzel tutunduk. Bir 10.376'ya değseydik birazcık daha iyi olacaktı ama e, değeceğiz diye de bir garanti yok tabii ki. Çünkü bakın şurada da düzeltme yaparken FTR'den döndü. Yani gelip burada 9800'e değmedi. E, öyle bir garantimiz yok. Umarım yarın güzel bir dönüş ve daha iyi bir Haziran ayı göreceğiz arkadaşlar. İsteğimiz, beklentimiz bu yönde. Yarında gün boyu ekranda olacağım. Beraber hem endeks, hem hisseleri takip ederiz. Umarım e, yine e, hayal kırıklığına uğradığımız bir gün olmaz e, ve en azından ayrışanların tek tük olduğu bir piyasayı izliyor oluruz. Sevgili dostlar, sizlerden ricam kanala abone olmanız. Bu aralar piyasada kötü. Videoyu izleyesiniz de çok fazla olmuyor. Ee, ...anlıyorum, hak veriyorum. Benim de bazen inanın çekesim gelmiyor yani. Çünkü hep aynı şeyler, hep aynı şeyler... ...hep aynı manipülasyonlar... ...ne bileyim sürekli eksi hisseler. Ama sizden ricam kanala abone olmanız. Yani ne kadar... E, ...çok insan birkaç saniyesi birkaç saniyesinden ayırıp kanala abone olursa bana o kadar motivasyon oluyor özellikle şu dönemlerde hiç abone artmıyor izlenmeler çok düştü yine dediğim gibi doğal olarak ee, bir tık destek rica ediyorum sevgili dostlar onun haricinde e, hafta sonu YouTube Katıl tarafında haftalık takip listesini yayınlayacağım geçen haftanın son durumlarını anlatacağım ve yeni takip listesini yayınlayacağım her hafta bir haftalık takip listesi paylaşıyorum arkadaşlar. YouTube katıl tarafında. ilgileniyorsanız takip etmek istiyorsanız katıl butonuna tıklayarak siz de Dantes kulübüne katılabilirsiniz. Diğer taraftan finansal danışmanlık ve Dantes Price Action eğitim seti içinde yine bana edantescrypto.gmail.com adresi aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Bu söylediklerimin tüm detayları açıklama kısmında yer alıyor. Ee, akşam da Twitter'da istek listelerinize bakacağım. O yüzden hem istek listelerinizi yoruma yazabilirsiniz hem de beni Twitter'dan takip edebilirsiniz gelişmeleri kaçırmamak adına. Ee, endekse dair söyleyeceklerimi söyledim. Ee, şimdi gelin isterseniz hisselere bakalım bugün birazcık daha. Ee, SDT ile başlayalım. Zaten iyiden kötüye doğru bir sıralama yaptım. SDT ile başlayalım. SDT kutu altına e, indi. Kutu altına indiği için e, biraz negatif bir görüntü sergilemişti. Bugün harika bir atak yaptı. Yani kutunun içine atmış olsaydık nefis toparlamış olacaktık gerçekten. E, biraz fazla düştüğünü düşünüyorum SDT'nin de. Bu kadar kötü noktalarda olmayı çok hak ettiğini düşünmediğim şirketlerden birisi açıkçası. Ma 200'e yaklaştık mı? Ma 200 bayağı aşağı kırmışız. 100, 100 yukarıdadır. Aynen o hareketli ortalamaları falan hepsi yukarıda kaldı zaten artık. Ee, diğer taraftan kutunun da aşağısındayız. Kutuyu bugün iğneledik. O iğneleme olmasaydı iyiydi ama e, yine de güçlü kapattık. Yani artı beşlik bir kapanış. E, mum hala gövdesel olarak güçlü. E, şuradaki engulf'tan bir tepki aldık. Yani tepki aldığımız yer de gayet güzel. Sadece bunu yarın da bir yeşil mumla taçlandırıp mümkünse 298.5 üzerine Atmamız lazım arkadaşlar. SDT'den beklentim bu yönde. Doğuş yeniden 300 TL üzerinde 306 TL arkadaşlar. Doğuşta stratejimiz net. Neydi? Yükselen trend üzerinde oldukça sıkıntı yok. Yükselen trend şu an hangi seviyeye geliyor? 285.5 seviyesine geliyor arkadaşlar. Bunun üzerinde kaldıkça bir problem yok. Biraz ağır gidiyor zaten. Yavaş gidiyor. Ama... Dediğim gibi yükselen trendi takip etmek burada mantıklı olacaktır. Ya bu çalışır mı bilmiyorum. Ben iki temaslı çok sevmiyorum e, düşen trendleri. Yani en azından 3 üç temas görmek istiyorum ama e, çalışması durumunda en azından şu tepenin de geçilmesini beklemek doğru olur. 315 TL üzeri kapanışları beklemek doğru olur. Bu yine burada dursun bakarız duruma göre. Sevgili dostlar. Mia Teknoloji 50 TL. E, FIBO'dan çok güzel tepki aldı. Bakın. 0618 seviyesinden harika bir tepki aldık. Fakat şimdi kırmızı kutuyla e, sanki uğraşacağız gibi geliyor bana. Yani düşerken burayı çok dikkate almadık. Yani minimal dikkate aldık. E, dönerken nasıl bir tepki vereceğiz onu izlemek istiyorum açıkçası. E, o yüzden silmedim henüz. E, bir kutuya nasıl tepki vereceğimizi bakalım. 49 20 dip yapabilirsek harika olur. Ee, düşen trendin kırılmasını bekliyor. Henüz burada çizili değil ama bir düşen var burada arkadaşlar. O da zaten önce kırmızı kutu geçildikten sonra kırılacaktır. O yüzden önceliğimiz şu an arkadaşlar kırmızı kutuya vereceğimiz tepki e, tabii ki asıl önceliğimizde 49.20'yi kaybetmemek olacak arkadaşlar. Kontrolmatik bugün iyiydi. Şimdi kontrolmatikte bir dip oluşumu var. Yani burada bir bobin oluştu. Bu bobinin ne yöne kıracağı çok önemli olacak. Yani hangi tarafa bir imum gelecek? 215 üzerinde mi? 190 altına mı? Ee, önemli olacak bunlar arkadaşlar. Ee, zaten dolar bazlı grafiğini hatırlarsınız. Bakın bu çok önemli. Bunu Twitter'da da paylaşırım ben yine bugün. Şöyle göstereyim. Bakın içeri attık yeniden. Aa, atamadık. Dur pardon. O şeydi. Logaritmikti. Şunu da toparlayayım. Son haline bakalım. Hala atamadık. Bakın. Nereye açacağız? 6.70 üzerine açacağız dedik. Yani yarın da ee, iyi bir mum gelirse kontrolmatik buradan yırtmış olacak ve görüntü bir anda güzelleşecek. Zaten ne diyordum ben 200 TL altında hatta 200 TL civarında kontrolmatik bence bedava. Yani açıkçası ben büyüme şirketlerinde FK'ymış ne bileyim işte pahalıymış durumlarına çok inanmıyorum. Büyüme şirketlerinde FK'ya çok bakılmaz. E, FK'nın çok önemi olmaz. Çünkü bu şirketler büyüyor arkadaşlar. Sürekli yatırım yapıyorlar. E, o yüzden benim gözümde, benim tanıdığım Kontrolmatik için sabırlı olanları buralar bedavadır arkadaşlar. Bu benim düşüncem tabii Kontrol matik yarın 100 TL'ye düşerse yani hocam hani bedavaydı derseniz benim umurumda olmaz açıkçası. Çünkü ben burada yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bu benim kendi düşüncem. E, enerjiler gitmiyor olabilir, hareketsiz olabilir ama ben bu civarlarda gördüğüm kontrol matiği, ee, yani kolay kolay görmeyeceğimizi düşünürüm şahsen ee, O yüzden benim için kıymetli seviyeler yine zamanı geldiği zaman konuşuyor kısa vade içinde bir şey demiyorum bu arada yani haftaya tavan tavan gider de demiyorum daha orta vade bakıyorum. Hatta uzun vade için falan nimet diye düşünüyorum ama tabii ki kararlar sizin sevgili arkadaşlar sevgili dostlar bugün kontomatik üzerine uzun bir detaylı bir analiz yapmak isterim düşünüyorum bakalım yapabilirsek. Birleşim bugün iyi bir atak yaptı geri çekildi. Yine kötü kapatmadı ama daha iyi olabilirdik. Burada 20.80 üzerine attığımızda bir toparlanma olacak. Ee, 20.80 üzerine atmayı bekliyorum birleşimle tamamen. Ekstra başka bir durum henüz yok. Ee, Sasa'da bir tepki geldi. Tam desteklemiştik Sasa'ya zaten dün hatırlarsanız. Bugün o tepki geldi bakın arkadaşlar. Ee, 44 50 civarı hala dip destek seviyemiz. Yarın böyle 47'ye doğru bir atak yapabilirsek Sasa'da Gayet güzel olacak. Yarın da bir yeşil mum iyi olur Sasa için. Hatsan yaşıyormuş. O da destekli demiş. bugün. O da tepki verdi. Dün desteklediğimiz bir destekte dediğimiz birçok şirket vardı. Birçoğu tepki verdi bugün. Hatsan da bunlardan birisi. 53-85 iyi bir destek. Ama 60 üzerinde doğru bir atak yapmamız lazım. Hatsan da çok düştü çünkü. Yani kesinlikle ama kesinlikle buraların ses olduğunu düşünmüyorum Hatsan'ın. Arkadaşlar. Kale Seramik tam destekten bir tepki de Kale Seramik'ten geldi. Bakın 49.78 ee, Kale Seramik'in desteği. Buradan güzel bir tepki geldi. Şimdi destek muhabbetiyle de ufak bir şey söyleyeyim. Hocam destekler hiç bitmiyor. Sürekli destek çiziyorsun gibi bir mantık var. E, tabii ki çizeceğiz abi. Teknik analizciyiz. Yani biz şimdi burada destek var. Bu şirket bunu aşağı kırdı. A aşağı kırdı deyip çirkece takipten mi çıkacağız yani? Ya böyle saçma bir şey olabilir mi? Aşağıda başka destek vardır. O desteği çizersin. Buradan tepki alacak mı diye işlem işleme, işleme girme kovalarsın. Burada stop olursun. Buradan işleme girmeye çalışırsın. İşte burada ar hesabı vardır. Hani çok biliyor muhtemelen arkadaşlar biliyorlardır bunda. Arar hesabı vardır. Risk reward hesabı. Senin buradan stop oldun mu kaybedeceğin 1 ardır. Kar alırsan kazanacağın 3 ardır. Burada stop olursun. Burada stop olursun. Buradaki destekten hareketi yakalarsın. Buradaki iki zararında karını çıkarmış olursun arkadaşlar. Kasa yönetimi risk analiz dediğimiz olaylar bunlar zaten. O yüzden isterse e, 10 TL'ye kadar kırsın. Ben yine destek bulur. E, oradan e, bir şekilde bir şeyler çıkarmaya çalışırım. Olayın mantığı bu zaten. Yani hani bu işi yapma nedenimiz bu. Onu da açıklamak istedim. Eğitimde zaten bunu anlatıyoruz abi. Yani destek kırılınca başka destek aramayın. O desteği kazanana kadar hisseye bakmayacaksak elimizde hisse kalmaz. Yani onu da yeri gelmişken söylemek istedim. Kaleserami 49.78 desteğiyle ee, hala dikkate değer. Umarım buralardan bir tepki alır. Bu da çok ucuzladı. Yani gerçekten bence hatta yani gereksiz ucuzladı kale seramik. Sabırlı olunması olunacaksa dikkati değer hisselerden birisi diye düşünüyorum. Bakın zirvesinden %65 aşağıda daha ne olsun ya. Burada yani kale seramikin zirveye gitmesi için arkadaşlar %180'lik bir harekete ihtiyacı var. Ne kadar düştüğünü varın siz görün. Ford 57 15 Forte mesela desteği kaybetti. Forte'de ek bir destek çizmedim. Çünkü yani ta 52 TL'lerde var. Forte'de şunu bekliyorum. Ya düşen kırılacak. Kendine yeni bir dip yapacak. Düşen kırılacak ya da burası fake olarak kalıp kırmızı kutuyu yeniden kazanacak. Ee, i̇zliyorum Forte'yi yani şu an için. Ee, bugün ufak da olsa bir tepki verdi ama kırmızı kutunun en azından içine girmesini beklememiz lazım yarın. Forte'nin oyak çimento güzeldi. Ama kırılım yerinden uzaklaştı biraz oyak çimento. Yani yarın ee, beklemek zor kırılım yani 65 TL 65 50 kapatsa yüzde kaç lazım abi yüzde dört buçuk beşlik bir yükseliş aslında yapabilir yani olmayacak şey de değil ee, beklemeye devam yani bu hafta kırmasa sonraki hafta sonraki hafta olmasa ondan sonraki hafta ben oyaktan bu hareketi bekliyorum o yüzden sabırlıyım acelem yok Tarkin baba <laughs> Tarkin baba deyince bana hiç içe söylüyorsunuz bu doğru söyleyeyim <laughs> Tarkin 475 TL 435'i göremedik. Bakalım burada da ya 435'i göreceğiz ya da kırılım göreceğiz. Kırılım içinde 490 üzeri 492 üzeri kapanış lazım. Kırmızı kutuyu geçmek daha iyi olacaktır. Gelsen 59-70 Gesen tam dipte tam destekte bir tepki verdi. Bir uyanış verdi gibi. Aslında daha iyiydi. Hatta ben kapanış Tweetini attığında Gesan da iyiydi bugün falan dedim. Artı bir buçuk gibi bir şey kapattı sanırım. Karanlık odada öyle bir satmışlar ki yüzde bir satmışlar yani. Ee, buralardan bir tepki alması lazım arkadaşlar. Gesan'ın da. Yani Gesan dediğiniz şirket zirvesinden yüzde elli aşağıda. Yani bu o kadar ee, nasıl desem büyük bir fırsat ki aslında ee, uzun vade için söylüyorum bu arada bunu. Çünkü kısa vadede patron o kadar güven vermiyor ki abi. Kısa vadede ne desek boş yani. Ne desek boş. Destekle diyoruz adam destekten hisse şey satıyor. Hissesini satıyor yani. Ben ne yapacağım şimdi buna? Ama uzun vadede gerçekten buralarda kalmayacak bir hisse olduğunu düşünüyorum. Ee, kısa vadede dediğim gibi Patron'a Gesan Euro Power'da hiç yani aynı zaten güvenemiyorum maalesef ki artık. Ee, Yeo Teknoloji sağlam bir düşüş geldi Yeo'da da. Ee, oya dolar bazlı mı bakmıştık biz en yani son ya. Bir bakalım Yeo'nun hareketli ortalamalarını bir gözden geçirelim. 200'ü kırdık zaten diğerlerini kırmışızdır o zaman. Bakıyorum arkadaşlar burada ekstra benim görmediğim ya da daha önce çizip sildiğim şeylere bakınca böyle aklıma geliyor bazen. Dı 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 dın. Evet bu var. Çünkü sanki bir şeye ben bakmıştım burada. Bu güzel bir çizgi. Şimdi bu çizgileri seviyorum. Neden seviyorum? Hatta buralarda da bayağı çalışmış ha. Allah Allah Allah. Şurada da mı bu çalışmış ya? Aman 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 aman. Ne gördük biz böyle ya? Biz bunu ben bunu şimdi mi keşfettim acaba yoksa daha önce çizdim de aklımın bir taraflarında kalmış mı? Merak ettim. Neyse o kadarına bakmayalım. Nereye kadar geldik? 2022 Ekim'e kadar geldik. Latte dur, güzel bir çizgi keşfettik oğlum. Şimdi oyunun sırası değil. Ee, şimdi ben bunu böyle çizgide niye önemsiyorum arkadaşlar? Tarihte hem destek hem direnç e, olarak çalıştıkları için. Bakın, direnç, destek, direnç, destek ve bu 2 senelik vadede çalışmış, o yüzden ekstra bir kıymetli. Ee, 175 buçuk TL buranın destek seviyesi arkadaşlar. Bugün bir tepki almışız. Şimdi bu çizginin tabi geçerliliğini koruyabilmesi için mutlak bir şekilde yarın da tepki almamız lazım. Bu çizgiyi bir de şöyle bir sağlama denemek istiyorum. Ee, şunu ka kanal şeklinde yapsak mesela. Tepeyi şuraya alsak orta band çalışacak mı diye bakacağım. Oldu valla. Valla beraber bir şey keşfetmiş olduk ha. Bakın. Orta band gayet güzel. İyi çok temiz grafik çıktı şaka maka var ya çok temiz grafik çıktı. Ben bunu temizleyip Twitter'da paylaşayım arkadaşlar. Ee, güzel bir grafik çıktı. Hoşuma gitti gerçekten. Çok hoşuma gitti hem de. Güzel. <laughs> Bazen kendi kendime böyle güzel bir grafik ortaya çıkıyor. Da böyle bir keyifleniyorum da. Ee, bunu canlı canlı şey oldu şimdi yaşadık. Borusan da abi son dibe kadar geliyor bakalım. 468-470 TL destekler ama daha da önemlisi var Borusan'da tabi dolar bazlı grafik. Abi burada dibe çok yakınız artık ya. Yani boru sana artık şu an CPR falan yapıyorsa... Ölmediğini bize göstermesi lazım yani. Hani ölmedim demesi lazım. Bakalım yarın önemli bir gün olabilir bunun için. Haftaya zaten kritik olacak kesinlikle. Devam Alfas 74-65. Alfas zaten ölü. Yani Alfas'ın cenaze namazına katılacağız muhtemelen diye tahmin ediyorum. Şimdi ee, kutuyu kazanmasını bekliyoruz. Yani şurası da destek de aşağıda artık destek çizmek istemiyorum Alfasa. Çünkü bence yukarı yönlü kutu kazanması lazım. Aynı çizgiyi burada da çeksek bir işe yarar mı diye bakıyorum. Burayı kırmış, burayı da kırmış zaten. papas pilav yemiyor her zaman. Ee, 79-15, 74-90 kutusu. Yani en azından yarın burayı kazanalım ki burası bir e, şey olsun dökme hareketi olarak kalsın Alfas'a dolar bazısına da bakayım bir alfasına orada da bir şeyler vardı ee, burada da kutuyu kaybetmişiz. Mutlak kutu kazanamış harita. Bu kurda kutuyu aşağı doğru şey yapabiliriz ama yani şöyle falan da yapabiliriz. Kutu dibinde de kalabilir. Yani neden hocam değiştirdi? Yani burada çok iğne var çünkü. Hani buradan dönmesi saçma olmaz. Şu iğneleri mumlarla beraber de kapsamak yanlış değil yani. O yüzden yani yapayım isterseniz sonra grafik değiştirdi diye kızıyorlar ama bazen böyle de tutabiliriz yani. Hatta tam çizelim. şuraya kadar alırım ben. Nereye kadar şu mumun bitişine kadar. Çünkü şu iğneleri bile içine alıyor artık. Bu iyidir yani. Bunu da güncelleyelim hadi. 2.23. Buralardan bir dönüş. Güzel olur yani Avrupa'sı için. Devam edelim. Nerede kaldık? Heh. İşte bu has baba ya. Bu gerçekten bir baba yani. Bir babadır bizim için. Abi bak. Abi orta bandını tabi uzan kırmış mı olduk? Bakalım şimdi bir tam kestirmeden şey yapayım. Kanal kanal üstündeyiz. Biraz altındayız. 305 üstündeyiz. Buralardayız. İyi bir destekte de Türk Hava Yolları. Bununla ilgili de bir yazı yazacağım hafta sonu. Neyle ilgili? Şununla ilgili. Şimdi ilk çeyrek için Sahol, Türksel ve Türk Hava Yolları bir 30'da benim öncülerimdi ya. Bir de ek olarak Akbank Yapı Kredi demiştim. Bu beşliği ön plana sunmuştum. Şimdi bunların birçoğu çok primlendi. İkinci 6 ay içinde bir çalışma yapacağım. Daha doğrusu yaptım da sizlerle paylaşacağım. E, spoiler olarak vereyim. Türk Hava Yolları en başı çekiyor. Yani 305 TL civarındaki Türk Hava Yolları'nın ben hala çok uygun olduğunu düşünüyorum. Rahatlıkla rahatlıkla 400 TL'nin üzerine atmasını bekliyorum. Sene sonuna kadar ki bu da yüzde %30-40'lık bir yükseliş yapacaktı. Yani 400'ün üzerine de gitmesini beklediğim için. %30-40 verecektir diye düşünüyorum. Bu tabi ee, minimum diye bakabiliriz buna yani. yani 450 yapsa %50 tertemiz hmm. bir hareket. Yani o detay şeyleri de verir. 450 derken 2618 mi? 3618 hedefler mi? Bakacağız bunlar. 250 TL'den zaten takip almıştık. Ee, sene başında biz. 250 TL'ydi tam. Zaten %32-33 vermiş. Ya bu piyasada çok iyi abi yani. Piyasa çok kötü çünkü. Biz... Pasifik Pasifik abi Ya Pasifik'te de bir trade ediyorlar sanki Çünkü Pasifik'i e 2-3 gün yükseltiyorlar sonra tak aşağı basıyorlar 2-3 gün yükseltiyorlar tak aşağı basıyorlar orada bir şeyler yapıyorlar bakın şurada yükselttiler tak şurada sattılar Yükselttiler tak sattılar yükselttiler tak sattılar yükselttiler sattılar yükselttiler sattılar, yükselttiler, sattılar. yani Bir şeyler yapıyorlar burada da oyun oynuyorlar gibi geliyor bana ama Burada ana etmen olarak kırılım bekliyorum 66 TL civarı. Kutu da destek zaten arkadaşlar. Migros'um. Migros'umu severim. 474 TL. Bugün çok satıcılıydı ama kapanışa doğru çok iyi toparlayıp kanal orta bandında kaldı. Likiditeyi aldıysa artık yarın toparlamasını beklerim Migros'un. Biraz daha iyi bir Migros görelim. Yani perakende de şokun da bilançosunun pek iyi gelmemesiyle artık Migros bir nebze öne çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Egen, Egen satıcılı seyri devam ediyor Egen'in. Egen'in Ma 200'ü var 12 binlere denk geliyor. Yani bu yükselecektir. 12 binlerde bunlar buluşacaktır diye tahmin ediyorum. Belki buradan bir toparlama olabilir. Ama zaten ben piyasa döndüğü zaman da genel dönmesini beklediğim için yani 14 bin üzerine atmasını bekleyeceğim. 14 bin üzerinde yeniden güvenli olacaktır. Bir de dolar bazısına bakalım. Egen'in ona da bakmıştım ben sanki. Burada bir şey keşfetmiştim de. Burada mıydı o? Bir bakayım bulamazsam. Ee, sizlere daha sonra anlatacağım. Daha sonra ben bulunca çizeceğim. Heh buradaymış. Yani şöyle de bir yapımız da var. Eğer yarın bir tepki alırsa ya da yarın buranın üstüne kalmayı başarırsa yükselen trendde de kalıyoruz yani. Dolar bazlı haftalık grafikte. Bunun da sağlamasını şöyle yapabilir miyiz? Bakın mis gibi kanal orta bandı çalışıyor görüyor musunuz? Mis gibi. Ya buradan dönüşte de hedef 657 dolar hatta tepesi 700 dolar olur. O da 22-23 bin olur ki sene sonu için bence EGN için güzel bir hedef. Benim beklentili olduğum bir hisse bildiğiniz gibi. Burada bir de 20'de miydik? Buna da bakmıştım sanki ama 50'de miydik acaba? Heh, 50 ha 50'ye çok yakınız ama işte tabii 50'ye değmezsek iyi. 50'ye değmeyelim abi mümkünse. Burada da böyle bir durum var arkadaşlar. Bugün ben detaylı bakıyorum hisselere. Astor, Astor, Astor. Astor hafta, bu hafta çok kötü Astor. Yani çok iyi toparlıyorduk ama bu hafta gerçekten kötü bir zaman geçiriyoruz. Yani yarın bir nevi toparlar umarım. Şimdi burada kanal dibi. Bakın. Şuradaki günlüğe geçeyim daha net gözükür. Sorry. E şurada retest hiç olmadı yani. Direkt aşağı kırdık biz burayı. E, kıralım da şuradan döndüğü için bir işe yaramadı. E burada şu bölge 3 dolar destek olabilir. Bence buralar da destekti yani. 3.08, 3.09.99'da dün destek demiştim ya. Bence buralardan da bir tepki alması lazım. Yarın yeşil olabilir yani Astor bence. Olmalı da aslında. Buraya bakalım. Tam da maillideyiz yani artık buralardan bir tepki güzel olabilir. Yarın daha yeşil bir Astor görürsek arkadaşlar şaşırtıcı olmaz diyelim. Readers 37-22. Abi Reader sıkıntılı. Daha önce de söylediğim gibi Readers beni endişelendiriyor. Aşağı kıralım. Gelmiş. Valla 31'lere kadar bir düşüş de gelebilir gerçekten. Dikkatli olmak lazım Reader'da. 200 var mıdır bunda? Yoktur herhalde. 200 yok da. Reader'ı yani bu aralar çok yakından takip etmiyorum. Bayağıdır yakından takip etmiyorum iyileri Şu sağlam bir yükseliş geldi. Bu yükselişten de zaten az faydalandım yani. yani reader o kadar reader 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 dedim. Ama o yani dipten tepeye %300'lük yükseliş oldu abi. Biz bunun kaçta kaçını aldık. Ne olsun. CV, CV ana destekteydi abi. Ana desteği bir tık kırdı gibi ama çok yakınız yani. 226-227. Yarın yeşil bir mumla burayı kazanmayı bekleyeceğiz beklentimiz bu yönde. Haftalıkta da toparlamış oluruz diye bir ümidimiz var. Bakalım. CV üzerinde CV'nin dolar bazısına bakalım. CV çok paraşütsüz düştü ya. Dolar bazlı. Dolar bazlı da öyle çok bir şey yok. Biraz eşelemek lazım. Hepsini kırmış abi şöyle bir şey çıkarma bakın şuradaki üçgeni aşağı kırdı ya çok kötü dağıldı şimdi şöyle bir şey deneyeyim yine beraber deneyelim hem eğitim kısmı ile ilgilenen arkadaşlara da bir egzersiz olsun yani şurada düşen var ya buradan bir düşen bir paralel kanal çıkar mı diye düşündüm belki o paralel kanalın desteğinden döner diye ümit ettim bakıyorum ama çok ı -ı çok bir şey yok yani. Şurayı alsam bunu da kırmış olacak. Cık. Buradan da bir şey çıkmıyor. Buraya daha detaylı bakmak gerekecek. Ya da ya da şöyle bir şey. Hmm. Sanki birazcık daha iyi mi? Şurada orta band çalışmış. Buralarda orta band, buralarda orta band çalışmış. Altta net iki temasımız var. Ve dibi 6.80'lere denk geliyor. Bir ihtimal. Bir ihtimal. Bir ihtimal diyelim. Şu 6.40'lara düşmez umarım ya. %10 dolar bazı da kaybetmezsem iyi olur. Neyse bakarız. Ne bir şeyler bulursam paylaşırım. Euro Power kutunun içinde kutudan dönmesi lazım abi Euro Power'ın bence. Bedelsiz bile etki etmedi yani. Europower Euro Power 100 TL altına düşerse patronu matronu umursamam. Ee, geçen sene gibi uzun vade için mutlaka mutlaka biraz kenara atarım Euro Power'ı. O kadar da değil yani. Ee, ki buralardan bile yani çok düştü enerjide buralarda durmazlar. Ee, orta uzun vade için diyorum. Yani büyük fırsat da işte. Biz şu an ahvah çekmekten fırsatların farkında değiliz. Ee değerlendirebilirsek değerlendirebilirsek ne ala. Euro Power'da kutudan döner umarım ama 140 TL benim gözümde büyüyen bir direnç arkadaşlar. Tüpraş'ta güç kaybı devam ediyor. 181 TL'yi tutamayıp 174 geleceğiz gibi. Çok artık mücadele ettik burayla. Ee, Tüpraş için olur da şu kutu gelirse burada da Tüpraş benim için çok 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 büyük fırsat sunmuş olur arkadaşlar. O kutuyu dikkatle takip ediyorum. Tüpraş içinde onu da söylemiş bulunayım. Yukarıda da kutu var zaten. Exxon da kanal dibine iyice geldi artık. Tam da kanal dibindeyiz. Bakın hatta ufak bir kırılım bile var ama. Bu yarın net belli olur. Tam sınırda kapatmış çünkü. Umarım yarın toparlayacaktır. Yine. Burada da bir bedelsiz vardı ama burada da bedelsiz işe yaramadı. Doğru düzgün e, hisseler iyileri fiyatlamıyorlar bu aralar. Doğan Holding 14.90 altında kapanış yaptı. Kısa vade bakanlar e, stop olma noktasında Doğan Holding e, yani Doğan Holding'e ben güveniyorum açıkçası. O yüzden e, çok stop düşünmüyorum. Ama kısa vade baksaydım hani ya da bir trade ettiğim bir durum olsaydı mutlaka stop olurdum. Orada tabi bakış açısı e, sizin trade stilinizle alakalı. Ben holdingler arasında geri kaldığını ve iyi bilanço verdiği için zamanı gelecektir. Zaten bu arada dökmeyi seviyorlar belki döküyorlardır diye düşündüm. Şu yükselen trend burada kritik 14 TL civarına denk geliyor. Şimdilik beklemediğim genelde bir dönüş bekliyorum ya onunla da alakalı olabilir. Marshall çok yine güç kaybetti. Marshall şuralar 2068-2029 destekleri var. Şu çizgi üzerine atamadık. Atamayınca saldık Marshall'de. Marshall'i sabırla beklerim. Hiç acelem yok Marshall tarafında. Smart Güneş. Ah smartım ah. Ah smartım ah. Şu çizgiyi kaybedince çok düştü smart ya. Şurayı kaybettik. Arka arkaya mumlarımız geldi. Şimdi 200 günlük de yukarıda kalmıştı burada ya. Çok yukarıda kaldık haftalığa bakalım. haftalıkta 100 günlük falan nerelerde olabilir? O da yukarıda kalmış. Bakıyorum bir şeyler. Şuradaki FTR tutuyordu bizi zaten. Güzel. Burada dibimiz var ama o 1.47'ler. Ya burası zaten çok aşağısına sarkacağını çok zannetmem. Yani ümit et, ümit etmiyorum yani. Çünkü çok baba bir direnç gerçekten. Ya 1.47'lere gider oradan döneriz diye tahmin ediyorum ki burada da yapılar var. Yani 1.54'lerde de yapılar var. Ya da 1.67'yi döner kazanırız diye düşünüyorum açıkçası. Smart Güneş özelinde Smart Güneş de Astor'la beraber güncel durumda en çok güvendiğim enerji arkadaşlar. Bir üçüncüsü de Yeo Teknoloji. Ve Ülker 138 TL Ülker sağlam bir düşüş yaşadı bugün. Ama toparladı 136.9 altında kapanış yapmadı bakın. 138.3'te kaldı. kaldım ee, iyi bir trend yakaladık ülkelerde dediğim gibi dileyen kar alabilir, dileyen parçalı kar alıp devam edebilir. Yani herkes kendi kafasına göre tavsiye içermiyor bildiğiniz gibi. 136.9 altında kapanış, stop. Onun haricinde 160 beklenebilir bence. Ülkeler tarafında bilanço bir tık bozuktu ama onu da söylemiş bulunayım sevgili dostlar. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, kanala abone olmaya olmayı unutmayın. Yarın umarım buraya geldim mi? Yeppa, huppa, cuppa diye videoyu açarım. Abi nihayet dersiniz. Videoyu izleyeceğim bugün hocam dersiniz siz de. ee, keyiflenirsiniz yani. Vallahi keyfimizi kaçırdılar ya. Ee, güzel bir hafta kapanışı yaparız diye ümit ediyorum. Sevgili dostlar seviyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.